Sonrasında artık sohbetin devamına göre Bir de şeyi yönlendirelim. soralım isterseniz. Tabii. Kim yani ne kadar bir drone ilgimiz var? Ona göre yani biraz daha teknik konuşabiliriz veya biraz daha genel konuşabiliriz. Onu da öğrenirsek katılımcılardan. Chat'ten de yazabilirsiniz. Sesli de Aynen. Ben katılabilirsiniz. Emrah Bey öğrendik. Emrah Bey zaten ilgili drone'lar konusunda. FPV ile ilgileniyorum. İki tane cihazım var. Harika. Bir tane 3,5 inç, bir tane 5 inç. Çok güzel. Onlarla daha böyle akrobatik değil de daha sinematik bir şeyler çekmeye ve bu alanda da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Her gün de ilerlemeye çalışıyorum. Ya zaten Ya hani FPV kullanabiliyorsanız zaten çok kişiye göre yani hazır dronlara göre çok çok öndesiniz demektir benim gözümden nispeten. Yani o biraz evet, daha ben güzel. öğretmenim. Bizim okulumuzda da şey var, Mavic var. Okulla işte bir takım şeyde çekmek için. Tabii ona göre baktığınız zaman FPV tabii bayağı bir farklı. Ya bayağı bir derken biraz mütevazısınız. Ben 10 kat diyebilirim yani. Pro uçurabiliyorsanız 10 kat farkı var nispeten. Evet. O yüzden kıymetli bir şey bizim için. Teşekkür ederim. Bence bu eğitim çok kıymetli. Yani tam okuldan yeni geldim, böyle birden pat diye girdim, kusura bakmayın. Ara ara Yok, kamerayı da estağfurullah. kapatacağım ama şimdi zaten olmayan bir şeyi yapmaya, yani kimler ön ayak oluyorsa o sahanın yapılmasında mesela, yani zaten olmayan bir şeyi yapılmaya çalışılıyor. Yani bir kere çok iyi kazandırılması gereken bir hobi aynı zamanda. Yani böyle bir eğitimin, böyle bir konferansın gerçekleştirilecek olması bile bence çok ciddi bir önemi sahip. Teşekkür ederim. Evet, merkezimizde zaten hani bununla ilgili hem hatta drone üretimiyle ilgili, drone yapımıyla kendi drone'u kendin yap şeklinde de belki bir çalışma yürüteceğiz ileride. Şu an için işte öncelikle bu ön hazırlıkları yapalım istedik. Zaten bununla ilgili de yani kendi belediyemizin bünyesinde bir ekip var mevcut şu an. Eğitimlerini almış. Zaten hocamızın çok büyük desteği var zaten bize bu Bilmeyenler anlamda. için ben şuradan Evet. şeyi de açayım. Arkada video dönsün. Evet. Konuştuğumuz sağ burası. Belki yabancı olanlar vardır. Evet. Bu bizim kendi yaptığımız drone'umuz. Biraz taşımakla uğraştık. O tam değil aradığımız video ama şu video aradığımız video. Sağ bahsettiğimiz sağ burası. Hemen hemen bitmiş sayılabilecek bir sağ bizim için. Evet. Bahsettiğimiz yer burası yani. Evet. Ya izin mevzusunda özellikle hani mesela bu iş için ayrılan bir saha ya burası sonuçta. Ben çünkü Yenigün Mahallesi'nde oturuyorum. Yani burada gerçekten bir drone'u kaldırayım, şöyle bir gideyim geleyim ihtimal yok yani, hani çok düşük. Acaba Evet. bu saha bu yüzdenken şimdi yani sivil havacılıktan izin alma ihtimali de çok düşük yani, hani öyle bir durum da yok zaten. Yani kolay bir süreç de değil. Neyse, ben merakla sabırla dinliyorum. Teşekkür ederim. Tabii ki de rica ederiz. Ne demek? Evet Evet. hocam, Ne isterseniz yapıyoruz buyurun. hocam? Hocam siz Başlayalım. buyurun, başlayın. Zaten gerilen olursa ben ekleyeceğim zaten katılımcıları. Tamam. Siz devam edebilirsiniz hocam. Dediğim gibi yani hemen canlı soru alabiliriz. Ben chat kısmını da görebilmek adına sunumu böyle yapacağım. Umut şey hocamla konuşmuştuk ama görüntüde sıkıntı olmadığını söyledi. Evet. Yani tam slide yapmadan bu şekilde yapsam kafi olur herhalde. Evet hocam, sıkıntı yok bence. Çünkü aynı zamanda chat'i de görebiliyorum böyle yapınca. Benim için de iyi oluyor. Yani yazılanları hemen canlı görüyorum. Nafiz Bey yazmış. Antalya'da bir bisiklet festivali Evet, gelmiş o da. Nafiz Bey bizim derneklerimizdenmiş ayrıca. Onun için de Yani bu sevindim yani ulaşmış evet, buradan olmamıza. takip etmek benim için de iyi oluyor. Sorulara belki anlık cevap verebilirim. Daha iyi olur böyle. Kendimi tanıtayım öncelikle. Ben Ömer Aydoğan. Akdeniz Üniversitesi'nde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisiyim. Elektronik mühendisiyim. Bu işlerle ilgimiz yaklaşık yani hemen hemen ilk çıktığı zamanlardan beri ilgimiz olan bir alan bizim için İHA'lar. Şu anda doktoramı da bunlar üzerine yapmayı planlıyorum. Çeşitli işlerimiz var belediyeyle ve ASİM'le de. Örneğin işte Manavgat yangınındaki yanan yerleri ağaçlandırmak gibi güzel bir işimiz de var. Nispeten bu zirai ilaçlama işleriyle de ilgiliyiz. Tarım kısmıyla da ilgiliyiz. Hani görüntü tanıma, işleme, hastalık kontrolleri gibi. Bu işler bizim aynı zamanda hobimiz. O yüzden de bizi yormadan seve seve yaptığımız işlerden bir tanesi. Sunum kapsamında dediğim gibi beraber yönlendirebiliriz ama konumuz drone teknolojisi ve drone bileşenleri. Yani konuya yabancı olanlar için bir işte İHA'nın işte burada biraz drone ve İHA kısmı çelişkide kalıyor. İnsanların ağızları drone alışık ama işte Türkçesi bunun İHA. Bazen ben de yaygın kullanılan şekilde drone diyorum. Ama temel ismi insansız hava aracı.
Dolayısıyla genellikle ben İHA kullanmaya dikkat edeceğim. Şurada ulaşmak isterseniz iletişim adresim Ömer Aydoğan Akdenizli.tr, mail atmak isterseniz buradan bana ulaşabilirsiniz. Sunumumuzu şu şekilde şekillendirdim. Önce İHA'lar nedir? İHA'lardaki itki sistemleri, aviyonik sistemler, kumanda sistemleri nedir? Nasıl bir kontrol bakım onarım yapılabilir tarzında? Böyle bir beş başlık arkasında topladım sunumu. Dedim ki sunum sayımız biraz sohbet havasında olmaya müsait olduğu için istediğiniz zaman sesli soru sorabilirsiniz. İstediğiniz zaman yazabilirsiniz. Bizim için hiç problem yok. Mümkün olduğu kadar cevap vermeye çalışırız. Şimdi öncelikle bahsettiğimiz şey işte İHA denilen şey veya yurt dışında karşılığı UAV, işte Unmanned Aerial Device Vehicle diye geçen bir şeyimiz. İnsansız hava araçlarımız. Nedir bu? GPS kontrollü, otonom veya GPS kontrolsüz sizin FPV'ler gibi uçurabildiğimiz cihazlar. Tamam. Bir başka tanımı da zaten pilotu ve yolcusu olmayan, amaca uygun ekipman taşıyan cihazlar olarak da tanımlanıyor. Bunun tarihi çok eski aslında. Hani çok burada tarihe boğulmak istemiyoruz ama 1849 yılında bu Avusturyalıların böyle fitilli bombalarla Venedik şehrine bomba göndermesiyle başlıyor bu. Bunların tabii o fitilin yanma süresi var. Onu hesaplıyorlar. Balonlarla bunları gönderiyorlar ve o tam tepede patlama yapıyor. Dolayısıyla tarihi kaynaklarda 1849'a kadar gider. Çok eski bir tarih. Her ne kadar biz son 10 yıllarda daha çok konuşma başlasak da işte bu bayraktarlarla vesaire bizim gündemimize daha çok gelse de geçmişi çok çok eski. Uçan araç olarak bakıldığında da yine 1917'lere kadar giden bir tarihçesi var bunun. Birinci Dünya Savaşı'nda bir işte jiroskop kontrolü, jiroskop eğim kontrol edebilen bir sistem. Jiroskop kontrolü bir uçuş gerçekleştiriyorlar. Şimdi bu İHA'lar nerede kullanılabilir günümüzde? Bir işte taşımacılıkta veya kargoda çok söz ediliyor şu sıralar. Tabii bu izinler konusuna daha sonra değineceğiz ama tabii bu şimdilik bir tasarı çok yaygın olarak şu anda kullanılmıyor ama ileride bu şekilde kullanılması planlanıyor. Çünkü hani şehrin üzerinde kontrolsüz veya işte hava trafiği denetlemesi olmadan vızır vızır bir şeylerin uçması çok hem güvenli değil hem de şu anda yasal değil zaten. Bir başka bizim de çalışma alanlarımızdan olan uygulama için düşündüğümüz, hani mesela siz dağda yürüyüş yapıyorsunuz, bir oryantrik yapıyorsunuz, ayağınız düştü kırıldı ve şeker hastasısınız. Orada arama kurtarma ekipleri size işte o anlık ihtiyacınız olan ilacı drone'la yanınıza gönderir ve çok çok hızlı olur. Belki sizin hayatınızı kurtarır. Daha sonra işte bu cezeri denilen işte bu uçan araçlar kısmına doğru gidecek yavaş yavaş. İnsan taşınabilecek, hava trafiği olacak. Tabii şu anda her şey bir hayalle başlıyor. Dolayısıyla bunlar geleceğin teknolojisi. Yani aynı bir zamanlar aynı cep telefonu, televizyon neyse bunlar da şu anda öyle çok hızlı bir şekilde gelişerek hayatımıza girecekler. Şu anda girdiler zaten ama tabii insan taşımıyoruz daha henüz. Konsept, şu şekilde bir konsept düşünebilirsiniz ilerleyen zamanlarda. Şimdi bu İHA'lar sınıflandırılırken bir ağırlıklarına göre, işte yakıt enerji kaynağına göre, kanat yapısına göre, işte otomatik ve uzaktan kumandalı olmasına göre sınıflandırılıyor. Tabii kullanımları da askeri amaçlar ve sivil amaçlı olmak üzere. Bunlar da kullanım amaçlarına göre ikiye ayrılıyor. Sivil havacılık da bunları azami kalkış ağırlıklarına göre sınıflandırılıyor. Yani bizim işte hobi olarak uçurduğumuz veya drone olarak uçurduğumuz şey SHGM'ye bağlıyız. Yani Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü. İzinlerimiz vesaire buradan alınıyor. Buradaki kapsam şöyle. İHA 0 denilen şey 500 gram ve 4 kilo aralığında olan cihazlar, İHA'lar. Yani bu ne demek oluyor burada? Eğer ki cihazınız 500 gramın altındaysa herhangi bir İHA 0 veya İHA 1 belgesi almanıza gerek yok. Zaten hani ufak yeni çıkan cihazlar. Örneğin işte Mavic Mini denilen cihazlar 249 gram. Kullanıcıların isteklerine göre hani aynı bu işte mobiletlerde olduğu gibi hani vergiden düşük 100 cc falan düşündüğümüz motorlar var. Onlar gibi ne yapıyor? Sınıflandırılıyor. İHA 1 dediğimiz şeyin ağırlığı 4 kilogramla 25 kilogram aralığında. İHA 2'ler 25 ile 150 kilogram aralığında. İHA 0 ve İHA 1 belgesini benim de bir ara dahil olduğum kurumda veriyorduk üniversite bünyesinde. Lakin İHA 2 biraz da artık işin daha güzel kısmı oluyor. Yani bu tarım dronları, ilaçlama dronları vesaire, ilaçlı ağırlıklar. Tabii burada şunu söylemek lazım. Buradaki ağırlık cihazın üzerindeki ekipmanlarla beraber olan ağırlık. Yani cihazın kuru ağırlığı değil.
ne kadar faydalı yükünüz dahil kaldırdığınız yükle beraber belirleniyor. 25'te 150 kilogram arasında bu. İHA 3'te artık 150 kilogram ve üstü cihaz olarak geçiyor. Yaygın olanlar İHA 0 ve İHA 1. Hani biraz daha bu işi ticarete dökmek isteyenler İHA 2 belgesi alıyorlar. Şu anda benim sizlere hani dinleyenler meraklılar için tavsiyem bu belgeyi temin edebilirsiniz. Önü açık. Çünkü çok kişi de yok. Alması zor mu hocam bu belgeyi şu an? Alması zor ve biraz maliyetli. Şu anda Ankara, İstanbul, Nevşehir ve Samsun'da var. Ders saatleri uzun. Aynı zamanda bir pilotaj eğitimi var. Dolayısıyla sizin hem zamanınızı hem de paranızı alacak. Ortalama en son baktığımızda 20 bin lira falan civarında olması lazım. Tam net rakamı bilmiyorum biz vermediğimiz için ama fiyatları da ucuz değil. Peki hocam, bununla ilgili bu İHA 2'lerle ilgili şu an bu belgeleri alıp bununla ilgili çalışma yapan var mı şu an? Var. Çok, hatta örneklerini de yine videolarda göstereceğim sizlere. Tamam. Özellikle zirai ilaçlamalar konusunda bu elzem hale geliyor. Çünkü örneğin bir Agras T20'dir onu. 20 litre ilaç kaldırabiliyor. Bir de cihazın faydalı yükü var. Ya yani kendi ağırlığı var, pilleri var vesaire derken bu 25 kilogramın üzerine çıkıyor. Bunların ticari artık bu yani maliyetli cihazlar olduğu için bunlar ticari olarak yapılmak durumunda ve ticari olarak yapacağınız zaman da bunu İHA 2 belgesine sahip insanlar uçurabilirler. Şuraya bakarsak bir de ayı, yani şu çok popüler olduğu için gündemde buraya koydum. Sabit kanatlı İHA'lar, bizim hani çok gündemde olan işte Bayraktar gibi, işte bizim firmamızın olduğu, hatta çok faydalı işler yaptığı hem askerler tarafından hem de bize düşman unsurlar tarafından söylenen bir yapı. Sabit kanatlı İHA'larda şöyle bir güzellik var. Kabaca ben bir tane Aksungur örneği koydum. Bu 40 bin fite kadar, yani 12 kilometre yüksekliğe kadar havalanabilen bir cihaz. Çift turbo şarjlı dizel bir motora sahip. Havada kalış süresi 50 saat ki işte daha önce İHA kullanılanlar biliyorsa FPV'ciler için zaten biraz önce bir arkadaşımız vardı. Onların uçuş süreleri 5-6 dakika, 3-4-5-6 dakika gibi artırabilir. Normal dronlarınki işte 28-30 dakika civarında. Ona bakarsanız bunların havada kalış süresi 50 saat gibi ciddi bir süre. Faydalı yükleri 250 kilogram ve üstünde. Dolayısıyla azami kalkış ağırlıkları da bununla beraber 3.3 ton veya 3300 kilogram gibi bir kaldırma gücüne sahip. Ve menzilleri de 250 kilometrenin üzerinde. Yani bizim kullandığımız döner kanatlı sistemlerden çok daha fonksiyonel bir yapıya sahipler. Neden? Sürekli enerji harcamıyorlar. Yani bir havaya kalktığınız zaman süzülerek ilerleme şansınız var. Dolayısıyla sürekli bir enerji veya pil tüketmiyorsunuz. Buradaki şey sorulabilir. Yani 250 kilogram, 250 kilometre menzil nasıl sağlanıyor? Veya bizim dronlarımızda 5 kilometre, yani 5 kilometreye kadar çıkıyor bizim dronlarımızda hobi amaçlı kullandıklarımız. Bunlar nasıl sağlanıyor? Burada bir uydu bağlantısıyla yapılıyor. Yani siz cihazınızdan uyduya gönderiyorsunuz, uydudan cihaza geliyor. Dolayısıyla bu cihazlar için Türkiye'de TürkSat 4B uydusu kapsamında bir kanal ayrılıyor. Bu da ne ortaya çıkarıyor? Bakın, kapsama alanı Orta Asya'dan Kuzey Afrika'ya ve Kuzey Avrupa ülkelerine kadar hemen hemen her yeri rahatlıkla kapsayabiliyor. Bu aynı zamanda ne sağlıyor insanlara? Sizin cihazınızın hacklenmesi veya ele geçirilmesini engelliyor. Çünkü şifreli siz uyduya gönderiyorsunuz. Zaten uydu kanalı size tahsil edilmiş. Sizin istemediğiniz insanların cihazınızı düşürme veya işte bilgilerinizi çalma gibi bir şeyler söz konusu olmuyor. Bunlar sabit kanatlar. Tabii benim daha çok uğraştığım kısım bunun döner kanatlar kısmı. Hani bir karşılaştırma olsun diye bunu da ön plana koymuş oldum. Döner kanatlar işte şurada FPV ile başlıyor. İşte boyları arttıkça cihazlar yukarı doğru gidiyor. Bir döner kanatla kıyaslamak için buraya bir örnek koydum. Örnek Matris 300 diye bir makine var. Çok marka vermeme gerek yok. Ama örnek olarak aldım. Bakın buradaki kalkış ağırlıkları maksimum ağırlık 9 kilo. Öbürü 3 ton kaldırıyordu. Bu 9 kilo kaldırıyor. Uçuş süresi, ki bu çok çok iyi bir süre. 55 dakika bu matris cihazı için. Diğerinde 50 saat. Kıyaslamak gerekirse. Sonra arkasından İHA bileşenlerinden bahsedeceğim. İşte araç, faydalı yük ve yer kontrol istasyonu olarak bileşenleri ayrılıyor.
İşte araçların içinde gövde, motor, uçuş planlama kontrol kartları, bilgisayarlar, navigasyon sistemleri bunlar. Biz ne yapacağız bugün? Biz şu araç sistemlerinde neler var? Şu kısmı değerlendireceğiz. Şimdi bu yine Pixalk'ın firmanın kullandığı bir görsel. Bu benim de çok hoşuma giden bir görsel. Biraz yaklaştırarak söylemek gerekirse şöyle ufak bir tanıtım yapıp üzerlerine konuşuruz. Yani bu uçan cihazların tamamında olan bir sistem. Bizim neye ihtiyacımız var bu sistemde? Bir uçuş kontrol kartına ihtiyacımız var. Buradaki şu merkezdeki şey. Yani bilgisayarın neyi düşünebilirsiniz? İşlemcisi gibi düşünebilirsiniz. Bir uçuş kontrol kartına ihtiyacınız var. Daha sonra tabii bunun havada kalması için neye ihtiyacınız var? Motorlara ve kanatlara ihtiyacınız var. Bakın motor sayısı arttıkça cihazın ismi değişiyor. Biraz sonra göreceğiz onları. Tabii motorların hız kontrolünü sağlamak için her bir motor için bir ESC'ye ihtiyacınız var. ESC dediğimiz şey de elektronik speed kontrolüdür. Yani siz sağa gitmek isterseniz ne yapıyorsunuz? Soldaki iki motora güç verip şöyle tank şeklinde bu şekilde gidiyorsunuz. Veya öne gitmek isterseniz arka iki motora verip şu şekilde gidiyorsunuz ileri doğru. Dolayısıyla bunun da bir hız kontrolü lazım. Bu hız kontrolü ESC'lerle yapılıyor. Sistemin olmazsa olmazı güç veren kaynağı. Bizim burada lityum polimer bataryalar kullanıyoruz. Arkasından bir kumanda, kumandalıcısı ve kumanda vericisi bunlar kullanılıyor. Burada kullanılan PPM diye bir sistem var. Bu işte kumandadan gelen çok sayıda kabloyu seri haberleşmeyle tek kabloya indirebiliyor. Bu cihazlarda olabilir veya olmayabilir. Çok problem değil ama temel olarak nedir işimiz? Bir kumanda ve kumandalıcısı. GPS'i ve pusulası ile beraber neyimiz var? Bizim bir cihazımız var. Eğer ki ekstra bir yer kontrol istasyonu isterseniz veya işte uçarken herhangi bir datayı cihaza yüklemek isterseniz bu sefer ne kullanıyorsunuz? Bir telemetri sistemi kullanıyorsunuz. Cihaz havadayken de ne yapabilirsiniz? Programlanabilir, otonom uçurabilirsiniz. Yani bizim cihazımız büyük de olsa, küçük de olsa, FPV de olsa, bizim o yük kaldırdığımız cihaz da olsa, zirai drone da olsa ne olur? Hepsinde kullanılır. Burada biraz göstermek isterim. Farklı, yani bizim kendi çektiğimiz videolarla beraber göstermek isterim bazı şeyleri. Bakın küçük makinelerin avantajı nedir? Daha kapalı alanlarda akrobatik hareketler yapılabilir. Bu bir FPV değil ama en küçüklerden bir tanesi. Bakın Tello denilen bir cihaz. Video gözüküyor değil mi hocam? Tam ekran, bütün ekranı paylaşmıştım. Tam ekran gözükmüyor hocam ama gözüküyor videomuz şu an. Şöyle büyütürsem. Tamam, şimdi daha iyi hocam. Yani bu benim evde deneme yaptığım hani kendi videolarımız. Bu ufak cihazlara ne yaparsınız? Evin içinde uçurursunuz keyifle beraber. Uçarken cihazı takla attırabilirsiniz. Çok kolay bir tuşla bakın. Şimdi gelecek. Takla attırabilirsiniz. Ve istediğiniz gibi uçurabilirsiniz. Bu bir örneğimiz. Arkasından bunun bir büyük boyu bizim elimizde olanlar ve bu işte tabii aynı zamanda drone'un gücünü de görmek için. Yani mesela bu drone'u evde uçurursanız ne olur anlamında baktığımız zaman. Bakın bu da. Bu bizim evdeki bir halı. Bakın halının boyutu yaklaşık 2,5 metreye 1,5 metre. Yani bunu bir yere çarparsanız şurada televizyonumuz var. Ya televizyonu kırarız ya cihazı kırarız ya da birine çarparsanız zarar verir. Yani ev içinde uçurmak bu tarz cihazları çok mantıklı bir şey değil. Ben örnek olsun diye bir havalandırma yaptım. Daha sonra arkasından bizim işte ASSIM için yaptığımız cihaz biraz önce göstermiştim. Bu işte bizim altına aparat yaparak tohumlama yapacağımız bir cihaz. 8 kanatlı, 6 kanatlı pardon. Şöyle bir cihazımız var. Yani ben küçük ufak tefek bir insan değilim. Yani 1.85 boyum var. Onun yanında cihazın ne kadar büyük olduğunu anlayabilirsiniz. Bir başka tarzımız da ilaçlama drone'u. Bu da canlı çekildi. Bu videoyu da ben çektim. Bakınız. İlaçlamanın spray etkisi vesaire onları da görebiliyorsunuz. Bu da ilaçlama yapılan bir başka drone. Hepsinin temel mekanizması ne? O bahsettiğimiz temel ekipmanların hepsi bunlar da var. Ha nedir? Biraz daha güçlüsü, biraz daha büyüğü, biraz daha küçüğü ama hepsinde standart o ekipmanlarımız mevcut. Ve hocam bir taraftan sürekli hala gelişiyor değil mi bu? Şimdi tarım alanındaki bu drone teknolojileri hala. Kesinlikle gelişiyor. Yani
Burada artık biz şunu diyoruz, yani ziraatta ziraatçılar şu deyimi kullanıyor. Değişken düzeyli işlemler. Yani örneğin siz bir yere ilaçlama yaparken ilacın ihtiyacı olmayan bir yere ilaç atmanıza gerek yok. Yani tarlanın her yerinin aynı şekilde yabancı ota veya işte ne bileyim sizin için zararlı bir bitkiye sahip olmadığı için siz ne yapıyorsunuz? Bazı yerlere daha çok, bazı yerlere daha az bu ilaçları atıyorsunuz. Farklı yerler var işte, bu ne yapıyorsunuz? Bu meyvelerin tahminlemesini yapıyorsunuz. Yani ben bu dönem ne kadar verim alabilirim? Bunu bakıyorsunuz. Bazı uygulamalar var, böyle ağaçların üzerinde polenler serpiştirerek arıların yaptığı işi dronlarla yapmaya çalışıyorsunuz. Polenleme işleri yapılmaya çalışıyor. Mesela işte su sıkıntısı tüm dünyada söz konusu. Bitkilerin su stresini ölçüyorsunuz. Yani gereksiz bir yere sulama yapmıyorsunuz gibi bir var. Bakın o işte o bahsettiğim şeylerde mesela şu canlı bir kamera yine. Bunlar birer multispektral kamera. Bunlarla beraber ölçümleri yapılıyor. Yani farklı indeksler var. Bizim kullandığımız NDVI gibi indeksler var. Onlara bakıyorsunuz. Bitkileri analiz ediyorsunuz. Daha sonra bitkinin ihtiyacı olan ilaç, gübre gibi şeyleri veriyorsunuz. Yapay zeka ile eşgüdümlü bir şekilde bu süreçte gelişiyor. Kesinlikle öyle. Yapay zekaya hemen bir başka örnek vereyim. Bakınız. Hani sunum sıkıcı olmasın diye biraz görselliğe katıyorum. Yani sadece konuşmak değil derdimiz. Bakınız şurada bir plaka tanıma işi. Bu da başka bir büyük cihaz. Şurada biraz daha sardasa. Bakın şu hani cezalar falan geliyor ya, biraz popüler olduğu için söyledim. Evet. Yani arkanızdan gelen cezalar buradan geliyor. Bu kamera görüntüsü 100 metre yüksekten alındı. Yaklaşık 120 metreden falan alındı. Ne kadar net olduğunu görüyoruz. Zaten cezalardan kaçış yoktur, onlara yapılan cezalardan biraz bizim için üzücü ama bu şekilde kullanılıyor. Arkasından bir tane daha göstereyim. Bakın yapay zekaya başka örnek, araç takibi. Hani suçlu geçerken bakınız. Şurada bir araç takibini işaretliyoruz. Şimdi araç bir ağacın arkasına girecek. Yapay zeka bu aracın ne kadar sürede çıkacağını tahmin edecek ve çıkınca yine aynı aracı takip etmeye devam edecek. İşte aynı zamanda yapay zeka ileride bir başka drone varsa o drone'a aracın takibini havale edecek vesaire gibi. Yapay zeka bu işlerin tamamında çok fazla kullanılıyor. Bakın ağacın arkasına girdi, şey yok, araç yok. Yine çıkarken aracı bulacak ve onu takip edecek tekrar. Dolayısıyla yapay zeka burada bakın çok net bir şekilde çalışıyor. Bunlar yine bizim canlı kendi görüntülerimiz. Yani kendi uğraşma veya ilgi alanlarımızdan gelen görüntüler. Olayın özünü herhalde anlatabildik nispeten. Vallahi hocam süpermiş. Evet, güzel işler. Şimdi biraz bileşenleri detaylandıracağım. Tabii yani katılımcıların ne kadar tekneye boğsak veya boğmasak tam bilemediğim için nispeten gerekli yerleri söyleyeceğim. Mesela biz bir cihazı tasarlarken bir gövde üzerine bunlar sabitleniyor. Bir drone'u kendiniz de üretmek isterseniz buna frame size dediğimiz bizim bir gövde boyutumuz var. Bu boyut iki tane motorun merkezinden ölçülen santimetre cinsinden uzunluğa veriliyor frame size'lar. Hani bu frame size büyüdükçe ne oluyor? Şimdi küçük cihazlarda siz daha çok hız elde etmeye çalışıyorsunuz. İşte FPV dronlar gibi çok hızlı gitmeye çalışıyorsunuz. Ama cihaz büyüdükçe, kanat yapısı, motor yapısı büyüdüğü zaman ne yapıyorsunuz? Siz bu sefer yük kaldırmaya yöneliyorsunuz. Bu işte gövdeler plastikten, alüminyumdan, plexiden, karbon fiberden oluşuyor. Ama karbon fiber işte bu şu anda günümüzün teknolojilerinden bir tanesi. Çok kullanılıyor. İşte bu tasarımlarda neye dikkat etmek gerekiyor karbon fiber örneği? Karbon fiber iletken bir malzeme. Hani montaj yaparken vesaire buna dikkat ederek bu işin yapılması gerekiyor. Sağlam, sert, dayanıklı bir malzememiz bizim. Burada kanat sayısına göre biraz önce söylemiştim geleceğiz sunumlarda diye. Bakın 3 kanadınız varsa trikopter, 4 kanadınız varsa işte quadcopter, sizin 6 kanadınız varsa hexacopter, 8 kanadınız varsa oktokopter şeklinde. Bunlar nedir? Ön indislerle beraber şekil alırlar. Genellikle kullandığımız quadcopterler, 4 kanatlar çok kullanılıyor. FPV'ciler genellikle işte 3 veya 4 kanat trikopter de kullanabiliyorlar ama genellikle onlar da 4 kanat kullanıyorlar.
Bizim kendi yük kaldırmak için kullandığımız cihaz bir hexakopter. Altı kanadı var. Bu şekilde ne yapılır? Sınıflandırılır. Farklı yapıları var. Sizin tasarımıza göre mesela bir X yapısını örnek alırsam, ben işte gerçek bir X yapısı, genişletilmiş X, uzatılmış X gibi farklı farklı yapıları var. Genellikle bu X yapı neden çok tercih ediliyor? Ağırlık merkezi belli cihazda. Yani uçuş yaparken sizin bu cihazı dengeli bir şekilde kurmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu X yapısında siz ne olur? Ağırlık merkezini çok daha kolay bulabilirsiniz. Dolayısıyla çok tercih edilir. Bakın farklı farklı gövde yapıları mevcut. Şimdi hareketler nasıl yapılıyor bunlarda? Yani her bir işte kanat sayısına göre motorların bir dönüşümü var. Yani kanatlar bir saat yönüne dönen iki tane kanadımız var. Saat yönünün tersine dönen kanatlarımız var. Eğer ki sık kullanılanını aldım ben buraya. Eğer ki bir dört kanatlı bir İHA'mız varsa. Burada hareketlerde dikkat etmemiz gereken şey şudur. Çapraz kanatlar aynı yöne döner. Diğer çapraz kanatlar aynı yöne döner. Bu yeni bir cihaz aldığınızda başınıza gelebilecek bir şey. Yani montajını eğer kendiniz yapıyorsanız kanatların, kutudan kanatlar çıkmış halde takıyorsanız buna dikkat etmeniz gerekiyor. Hani biz bu işte ticari belge verirken de başımıza gelen şeyler. Hani kanatların ters taktığınız zaman uçmak yerine aşağı doğru basabilirsiniz cihazı. Hiç havalanmayabilirsiniz. İşte çapraz takmadığınız zaman cihaz havalanmadan düşebilir, kalkamayabilir. Yani cihazın uçması için sağlamanız gereken yapı çapraz yönlerin aynı yönde olması gerekiyor. Tabii burada kanat sayısı arttıkça işte quad'da böyleyken 6 kanatta bir düz bir ters bağlamanız gerekiyor. İşte 8 kanatta yine bir düz bir ters bir düz bir ters bağlamanız gerekiyor ki kanatlar ne yapabilsin? Havalanabilsin. Burada cihazların uçuş şeklini yine nispeten çoğumuz biliyoruz ama yine de ufak hatırlatmakta fayda var. Şu telefonla örnek gösterebilirim. Eğer siz sağa doğru gitmek istiyorsanız, benim sağım bu taraf, sağa doğru gitmek istiyorsanız ne yapmak zorundasınız? Soldaki iki tane kanada biraz daha fazla güç vermek zorundasınız. Bu motorlar daha hızlı dönecek. Cihazın pozisyonu şu olacak ve bu şekilde gidecek. Bizim dronelarda hareketlerimiz bu şekilde. Öne gitmek isterseniz bu sefer ne yapacaksınız? Arka iki kanada daha fazla güç verip bu şekilde gideceksiniz. Genelde yine işte bir tane işte baştan takıldığımız için FPV'cilerin genel uçuş tarzı da bu. Öne doğru gitmek istiyorsanız sürekli kafa önde bu şekilde hızlı bir şekilde ilerliyorlar. Uçuş yönleri bu şekilde. Kanatlarımız dedim ya işte burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Dönüş yönlerine. Yani saat yönünde mi saat yönünün tersinde mi? Ona göre kanatlar ne yapılır? Montaj yapılır. Bakarsanız şu kanatların orta noktalarına siyah ve beyaz olarak ayrılmış. Yani dikkat ettiğiniz zaman yanlış kanadı yanlış yere takmazsınız. Ama işte bunun anlamını bilmezseniz yani neden siyah neden beyaz yapılmış süs derseniz bu bir süs değil. Kanatların sizlere dönüş yönünü gösterir. Bakın buradakinin de ortası birinin siyah birinin beyaz. Bu şekilde ne yapmanız lazım? Kanatları doğru yönde yerleştirmeniz lazım. Kanatlarda bazı şeylerimiz var bizim. Yani şöyle bir örnek. Nereye vermişim bunu? Şurada bakın örnek bir kanat uzunluğu verdim. Bu bizim için ne ifade eder? 94-50 diye sık kullanılan kanatlardan bir tanesi. Sistem nasıldır? 94'ü biz 9.4 inç olarak alırız. Bu da ne yapar? 23.87 santim yapar. Yani biz şu kanadın bir ucundan bir ucuna işte ortalama 24 santimlik bir kanat kullanmış oluruz. 94-50'nin bize ifade ettiği anlam. Yandaki geçen 50 değeri de yunuslama değerini verir. Yani kanat bir tam tur attığında sizi ne kadar ileri götürür? Yükseltir veya yana götürür. Yani size ne kadar hareket imkanı verir? Bu 50 de onu ifade eder. İşte 5 inç olarak okuruz biz bunu. 5 ile çarparsak 17.3 santim olarak ne yaparsınız? Hareket size imkanı verir. Doğru kanadı takmak uçmak için elzem. Hocam yani yük taşırken ya da daha hızlı drone daha hızlı kullanabilmek için herhalde buradaki bu kanat yapıları, pervane yapıları değişiyor. Değil mi? Evet, pervane yapıları değişiyor ama tabii yük kaldırmak için önce motor yapısının değişmesi gerekiyor. Yani siz şöyle düşünün. Benim işte küçük bir çocuğum var. Bu da 7 yaşında. Ona yani şöyle düşünebilirsiniz. Yani madem denizde, Antalya'dayız. Biz yüzmek istiyoruz. Benim kollarımı götürüp benim çocuğa takarsak ona iyilik değil, kötülük yapmış oluruz. Çünkü o yük kaldıramayacak.
Veyahut da işte o şunu düşünebilirsiniz. Yani çocuklar çok daha dinamik, çok daha hızlı kol takıyorlar. İşte benim gibi bir adamın kollarında bir çocuk kol takarsanız hızlı dönsün diye. Bu sefer ben de hareket ederim. Yani sizin motorunuz, gövdeniz vesaire neyse ona göre bir tercih yapmanız gerekir. Aslında bu güzel bir soru. Yani bu işte ekipmanlar bir zincir halkası gibi. Yani hepsi birbiriyle uyumlu olacak. Yani siz bir halkayı çok güçsüz, bir halkayı çok güçlü yapamazsınız. Bir kombine bir sistem olarak düşünülecek. Zaten şöyle bakarsanız, bakın burada farklı motor ölçüleri var. Biraz sonra geleceğiz. Bakın gövde boyutu, prop dediği şey propeller boyutu, motor boyutu ve motorun kava değeri gibi bir değer var. Biraz sonra geleceğiz bunlara temel olarak. Bakın hepsinin bir senkron olarak çalışması lazım. Yani siz 450 milimetrelik bir gövdeniz varsa buna gidip de 3 inçlik bir kanat takamazsınız. Burada kullanacağınız kanat 8, 9 veya 10 inçlik olacak tarzında. İşte yine farklıdır onlar. Burada şunu söylemek gerekirse bazen kanat boyu uzadıkça hız azalır, kaldırma gücü artar. Kullanılan motorlar, bunlar fırçalı motorlar, eski teknoloji. Hani evinizdeki oyuncak arabalarda vesaire olan motorlar bunlar. Çocuklarınızın arabası falan varsa orada kullanılan eski motorlar bunlar. Ama günümüz teknolojisinde biz ne yapmıyoruz artık dronelarda veya İHA'larda? Fırçalı motorları kullanmıyoruz. Kullandığımız motorlar ne? Fırçasız DC motorlar. Nasıl ayırabilirsiniz ikisini en temel? Bu motoru hemen hemen herkes görmüştür. Motoru mili döner elinizde döndürdüğünüz zaman. Şu motora baktığınız zaman motorun gövdesi döner komple. Tabii bu size ne sağlar? Yüksek devir sağlar. Bakım gerektirmez. Bakın şuraya yaptık. Tork, yüksek tork alabilirsiniz. İşte fırça olmadığı için ark yapmaz. Karbon tozu üretmez. Yüksek devirlerde problemsiz çalışır. Sessiz çalışır. Az ısınır. Uzun ömürlüdür. Bakıma ihtiyaç duymaz. Dolayısıyla ne oluyor? Baktığınız zaman teknoloji zaten bunu kullanmanız gerektiriyor. Bizim için en büyük dezavantajı nedir? Bir kontrol devresine ihtiyacınız var. Yani direkt eski motorlara bir pil bağlayıp RTX vererek döndürüyorsunuz. Ama bu motorlar o tarz bir motorlar değil. Bir de ülkemiz için en büyük sıkıntı maliyetleri yüksek maalesef ki. Bu handikap bizde sürekli yaşayacağımız bir durum. Yani şimdi bir tarafımızda savaş çıktı, bir tarafımızda yine başka Suriye tarafında başka savaş var, başka yerde darbe var. Yani dünya çok güzel yerlere gitmiyor maalesef. Hani biz de bunların gölgesinde bu sunumu yapıyoruz. İnşallah 2022 bize biraz daha böyle güzel şeyler getirir. Yani 2020'den beri hep yeni yıldan bir ümidimiz oluyor. Her sene daha kötüye gidiyoruz. Umarım bir yerde son bulur yani bunlar. Şimdi motorlara geldiğimizde motor ölçülerine şöyle baktığınız zaman motorların üzerinde bir değer yazar. Direkt canlı yayından gidelim. Bakın 22.05 diye bir değer yazıyor. 50.65 diye bir değer yazıyor. 31.15 diye bir değer yazıyor. Şöyle baktığınız zaman buradaki rakamlar büyüdükçe motorun çapının da ve fiziksel boyutlarının da büyüdüğünü görüyoruz. 22.05 en küçük. İşte 31.15 orta boy. 50.25 dediği zaman daha büyük. Bu neyi ifade ediyor bizim motorlarımızda? Bakınız. İlk rakam şu 22 dediğimiz şey bize motorun çapını gösteriyor. 12 dediğimiz şey de bize neyi gösteriyor? Milimetre cinsinden yüksekliğini gösteriyor. Bu değerler büyüdükçe motorun fiziksel boyutları büyüyor. Fiziksel boyutları büyüdüğü zaman da ne oluyor? Kaldırma gücü artıyor. Bir de üzerlerinde şöyle bir değer var. Kava diye bir değer var bakınız. Bunda 1900 kava. Bu 200 kava. Şimdi burada basit bir hesaplama yapalım sizle. Kava değerini nasıl anlatmak gerekir diye. Şuradan ben bir boş tahta alayım. Neyse ufak bir anda yazalım. Şimdi örnek genelde çok kısık kullanılan 900 kava diye bir değerimiz var elimizde. Bizim için ne ifade eder? Bu volt başına dönüş sayısını ifade eder. Tamam. Yani sizin kullandığınız biraz sonra pillere de değineceğiz. Tabii sistem tam bütün olduğu için birini anlatmadan birini anlatmak çok mümkün olmuyor ama biz şöyle diyelim 3S biraz sonra gelince daha değerlendireceğiz. 3S bir pilimiz varsa elimizde buradaki S'in karşılığı 3.7 volttur bir tanesinin. Yani şöyle anlama gelir. 3 tane seri pil bağlanmış gibi düşünebilirsiniz.
Bunu 3 ile çarparsanız, hemen bakın şurada hesabımızı yapalım sizinle beraber. 3.7 çarpı 3 dersiniz. 11.1 voltluk bir neyiniz olmuş olur? Piliniz olmuş olur. Dolayısıyla siz bu pille bu motoru kullanıyorsanız ne olacak? Bu volt başına verdiği devirse siz artık ne yapacaksınız? 11.1 çarpı 900 yaptığınızda bu motor sizin verdiğiniz gerilimle işte 9.990 devir dönüyor. Yaklaşık 10.000 RPM. RPM diyebiliriz. Yani motorlar demiştik ya yüksek performansla çalışıyor diye. Bakın 10.000 devirle dönen bir motor elde etmiş oluyorsunuz. Şuna baktığınızda motor bakın fiziksel olarak büyüdü. Hemen ne yapmışlar bakınız? Bu 900 kVysa bunu hemen 200 kVya getirmişler. Çünkü buna çok daha büyük bir pervane takabiliyorsunuz. Onu çok hızlı döndürmeye de ihtiyacınız kalmıyor. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Bunların kVa değerleri aşağı doğru düşmüş oluyor. Tasarımlarınızın tamamını içeren bir bilgi olduğu için üzerinde değinmiş olduk. Bir de yani insanların aklına şu geliyor. Yani ben tamam bir drone yaptım dört kanatlı. Benim ne kadar bir kaldırma gücüm var? Yani bu cihaz insan kaldırır mı falan. Biz uçururken şey yapıyoruz. Bu beni uçurur mu? Beni kaldırır mı? Ne kadar yük bağlar gibi sorular geliyor. İşte bunun da teknik verisi üreticiler tarafından veriliyor. Bakın şurada ben bir örnek şunu biraz yakınlaştırayım. Bu 2212 bir motor. Bakınız kaç voltla çalışılmasını önermiş? 11.1 volt. Yani 3S'le. Biraz önce yaptığımız hesap 3S'e göre yaptığımız bir hesaptı. İki türünü vermiş. 920 ve 980 kV. Biri daha hızlı, biri daha yavaş. Artık bunu da anlamlandırabiliyoruz. Biz hızlı ona bakalım. Hemen bakın ne önermiş? Propeller de şey. Hemen size kanat boyunu önermiş. Biz 80-45 kanatla uçacağımızı varsayalım. Bakınız. Bakın dört tane sistemi birbiriyle birleştirmiş oldum. Eğer bu yapıyı kullanırsanız size ne öneriyor üretici? Benim bu motorum 535 gram size kaldırma gücü verir diyor. 535 gram. Hemen sorumuzun cevabı gelmiş oldu. Bir motor 500 bu şartlarda fabrikanın verdiği verilere göre 535 gram kaldırıyor. Sizin de kaç motorunuz var? 4 motorumuz var. Yaygın kullanım hesabını yapıyoruz. 535 çarpı 4 dediğiniz zaman, pardon yanlış oldu. 4 dediğiniz zaman siz 2140 gramlık bir kaldırma gücü elde edersiniz. Temel basit bir hesabımızı bu şekilde yapıyor. Hey hocam bana yetmedi bu. Yetmediyse o zaman ne yapacaksınız? Motoru değiştireceksiniz. Bakın bu motor. Şu bizi aşağı doğru alayım şöyle biraz. 4250. Artık biz ne anlıyoruz? 4250 bunun fiziksel boyutlarını veriyor. Daha büyük bir motorumuz var elimizde. Tamam daha büyük motorumuz var. Ne kadar turla dönüyor? 800 kV'ye dönüyor. Bakın çalışma gerilimi ne yaptı? Otomatik olarak arttı motor büyüyünce. 18.5 voltla çalışıyor. Bakın hemen kanat boyutu arttı. 11'e 5.5 kanat boyutu arttı. Dolayısıyla ne oldu? Bakın bunun kaldırma kuvveti 2850 gram oldu. 2850 çarpı 4 11.400 gram ya da 11.4 kilogramlık bir neyiniz var elinizde? Kaldırma gücünüz var. Temel olarak hesap, tabii bunun içine neler dahil? Sizin kullandığınız pilin ağırlığı, motorların ağırlığı, gövdenin ağırlığı vesaire hepsi var. Tamam, o ağırlıkları hocam. Çıktıktan sonra sizin elinize kalan yük sizin kaldırabileceğiniz gücü verirler. Yani bu tamamının bir ağırlığı. Tabii buradaki handikap ne? Motoru büyüttükçe ne oldu? Gerilim arttı. Gerilim arttıkça pillerin fiziksel boyutları da artıyor. Yani direkt sizin elinize kalan boş kaldırma gücü aşağı doğru ister istemez düşmüş oluyor. Yani bunun optimum bir dengesini ne yapmanız lazım tasarımlarda bulmanız lazım. Motor, kanat ve devirler bu şekilde kullanılabilir. Ne kadar derseniz ben buraya işte 179 diye koymuşum genelde bizim alışveriş yaptığım. Yani yerli site vermek istemedim reklama girmeyeyim diye. Yabancı site hocam. Hiç problem değil hocam. Yani işte böyle yaptım yani şey olmasın diye ama yabancı siteden koydum. Aslında bu daha çarpıcı oldu. Aldığımda işte ben aynı zamanda kurs verdiğim için orada kullandığım da bir sunum bu. O zaman aldığımda 179'muş. Şimdi
323 olmuş. Yani enflasyonu direkt buradan evet. da maalesef görmüş oluyoruz. Fiyat yanımda artmış. Ben sunumu güncellemem gerekecek. Hemen geldim sunuma geri. Farklı motor, çok uzatmayacağım konuyu. 23-12 ne yapacaksınız? Fabrika verilerine bakacaksınız. Kaç pille çalışıyor? Bakın size öneriyor. Bakın bu FPV yarış için kullanılan motorlardan bir tanesi önermiş adam. Ne diyor? Bakın buradaki amaç, burada farklı bir şey ne var? 2S ve 4S pille kullanılabilir diyor. Yani adam size kullanabileceğiniz pil miktarını veriyor. Farklı bir motor, farklı bir motor. Bir sürü bakabilirsiniz, teknik verilerine bakabilirsiniz. Daha detaylı bakarsanız size neyi verir? %20 gazda ne kadar bir kaldırması var? İşte %40 gazda ne kadar var? %60 gazda ne kadarı var? Bunları yapabilirsiniz. Burada şu soru aklınıza gelir. Hocam iki tane farklı markanın motoru var. O zaman ne yapacağım? Yani kaldırma güçleri aynı derseniz. Bu sefer size bakın verimlerini veriyor burada. O zaman iki motorun verimlerini kıyaslayacaksınız. Hangisi daha verimli? Şurada bir başka motorumuz daha vardı. Bakın bunun verimi işte bu 4.7 diye vermiş değerini. İşte bu %100 gazda 2.54 vermiş. Yani bu motor nerede daha verimli? Düşük gazlarda daha verimli bir motor olarak ortaya çıkmış oluyor. Alttakine bakarsanız aynı fiziksel ölçülere sahip ama burada ne değişmiş? Bakın 10.45 kanat yerine 9.45 kanat kullanılmış. Bu kanatta tam güçte daha yüksek verim almış. Tarzında ne yaparsınız? Yani hocam da teknik bir eleman olduğu için o yüzden biraz bunları göstermiş oldum. Yani bu grafikleri ne yapmanız lazım? Okumanız lazım. Hocam bunlar iyi çünkü biz bu daha sonra bu kaydı biz YouTube'a yükleyeceğiz. Yani belki bu anlamda kafasında soru işareti olan insanlar belki bu videodan hani o soruları da cevaplamış olurlar en azından. İyi olur yani. Tabii ki de. ESC dediğimiz sistem elektronik speed controller. Nasıl çok uzatmadık herhalde hocam? Süremiz nasıl? Yok yok hocam. Yok yok hocam. Rahat olabilirsiniz. Süremiz var. Hani hızlandırabiliriz, yavaşlayabiliriz. Yok hocam. Siz yerlerde. Nasıl rahat ediyorsanız hiç sıkıntı değil. Yani ben sohbet ediyormuş gibi anlatıyorum. Aynen öyle. Yok gayet güzel. ESC dediğimiz şey elektronik speed controller. Yani bizim şu motorlarımızın 3 tane ucu var. 3 tane uç gözüken daha şurada mı daha güzel gözükecek? Onun tam net, yani şuradan 3 tane gidiyor ama tam tabii net gözükmüyor yani. Bunlarda 3 tane uç var. Artı, eksi ve kontrol ucu. Yani artı, eksi de gerilim verdiniz. Öbür ucuna da ne yapacaksınız? Kontrol ucu olarak kullanacaksınız. ESC ne yapıyor peki? ESC bu motorların hızını kontrol ediyor. Yani hangi motor daha hızlı dönsün, hangi motor daha yavaş dönsün, hangi motor hangi yöne dönsün onu belirlersiniz. Yani siz bu motorların bağlantı uçlarını değiştirerek ne yaparsınız? Motorun yönünü de artı, eksi değiştirdiğiniz zaman motorun dönüş yönünü saat yönünde mi veya saat yönünün tersinde mi onun ayarlamasını yaparsınız. Biraz önce gösterdiğim işte kanat sayısına göre motorların dönüş yönlerinden bahsettik. Ona göre ne yaparsınız? Uygun setup'ı ayarlamak zorunda kalırsınız. Bunun üzerlerinde en temel akım değerleri yazar. 30 amper, 60 amper gibi değerler yazar. Peki bunu nereden bileceğiz? Bu da bizim neyimize bağlı yine? Motorumuza bağlı. Bakın 28-30 diye bir motor önermiş. Çalışma gerilimleri 11 veya 14 volt olarak kullanabilirsiniz demiş. Kanatları böyle seçebilirsiniz. Bunu seçerseniz bakın size ne veriyor? Bir, yük akımı değeri veriyor üretici. Yani 21,5 amperle 29 amperlik bir size ne veriyor? Akım değeri veriyor. Siz de ne yapıyorsunuz? Bu akım değerlerine göre uygun ESC'yi seçiyorsunuz. Şimdi 21'de 30 kullanmak mantıklı. Yani 21 amperse 30 amper kullanılabilir ama 29 amper fabrika verisi olan bir yerde 30 amper kullanmak elektronik olarak çok uygun değil. Biz ne isteriz? ESC'nin bir tık daha üstte olmasını isteriz ki rahat rahat çalışabilsin. Yani 29 ise biz orada ne kullanmak isteriz? 40 amper vesaire kullanmak isteriz. Tabii burada akım arttıkça fiyat da artıyor. İşte bu fiyat performansı. Hocam o zaman hepsine 100 kullanalım rahat rahat uçsun diyebilirsiniz ama bu sefer de fiziksel boyut ve ne artıyor? Maliyet artmış oluyor. Yani optimum dengeyi tutturmanız gerekiyor. Farklı türleri var. Bakın burada kullanırken ne demiş? 4 in 1 yazıyor. Bakın 60 amper 4 in 1. Yani ne yapıyor? 4 motora tek bir ESC'den ne yapıyorsunuz siz? Bakın farklı motor uçları var. 4 motora tek bir ESC ile kontrol veya hız kontrolü ne yapabiliyorsunuz? Yapabiliyorsunuz.
Avantajı nedir? Az yer kaplar. Ufak bir cihazınız varsa, kanatlara çok montaj yapma şansınız yoksa, bunu merkez gövdeye alırsınız, buradan kablolarla taşırsınız. Düşerse, merkezde olduğu için bozulma ihtimali biraz daha düşük. Yani kendi kaburganız gibi düşünün. Çarptığınız zaman ne yapıyorsunuz? Siz ya kolunuzu ya bacağınızı kırıyorsunuz çoğunlukla. Hani merkezdeki kalbiniz, karaciğeriniz, akciğeriniz sabit kalıyor. Hani bu merkezde olduğu için biraz daha korunaklı olabilir. Ama bozulursa da genellikle tüm kartı çöpe gider. Öbüründe bir tanesini değiştirmek varken buna dörtlü bir kart değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Üzerlerinde BL Hele 32, bakın DŞAT 1200 gibi değerler var. Bunlar da bunun yazılım teknolojisi ve iletişim hızını veriyor. Bakın yani iletişim protokollerinde şu andaki en hızlardan bir tanesi DŞAT. Orada bakın üzerinde ne yazıyor? DŞAT 1200 yazıyordu. Çok detaylandırmayacağım bunu ama DŞAT 1200 ne yapar size? En hızlı iletişim protokollerinden birini sağlamış olur. Üzerinde yazan BL Hele 32 yazıyor. Bunlar da ESC'lerin yazılımları. Yani ESC'leri ne yaparsanız yazılımlarla kontrol edebilirsiniz. Bu yazılımların da en güncel olanlardan bir tanesi BL Hele 32'dir. Hani burada bu kadar detaya gireceğim. Şu ESC günümüz şartlarında iyi teknik özelliklere sahip bir ESC'dir. Yani BL Hele 32 ve DŞAT 1200 iyi özelliklere sahiptir. Üzerinde bir de BEC diye bir şey yazıyor. BEC 5 volt yazıyor. Anlamı şudur. Battery Elimination Circuit olarak geçiyor. Artık BEC'in kısaltılmışı bu. Siz cihaz üzerinden farklı donanımlarınıza size 5 voltluk bir gerilim lazımsa cihaz size 5 voltluk gerilimi sunuyor. Yani bunu ne yapıyorsunuz siz? 3S ve 6S pille besleyebiliyorsunuz. İşte S'in tanesinin 3.7 volt olduğunu söyledik. 11 voltla işte 6S'lik gerilim arasında ne yapıyorsunuz? Besliyorsunuz. Ekstra size uçlarından 5 voltluk bir kullanabilmeniz için gerilim sağlayan bir karttır. Bu da işte BL32'nin bir arayüzü. Yani hangi hızla döneceksiniz, ne yapacaksınız? Yazılımla beraber ne yaparsınız? Bunları kontrol edersiniz. Farklı ESC örnekleri. Yine merak edenler. Bu bakalım. Arada hocamıza soru sormak isteyen varsa mesaj kutusundan yazabilir. Ya da evet, direkt dahil olabilir. Sözde alabilir tabii. Aynen. Farklı bir ESC örneği. Yani ben mümkün olduğu kadar güncel örnekleri link vererek koyuyorum ki işte biraz önce gördünüz. Bugün A dediğimiz fiyat yarın B olabiliyor. O yüzden canlı linkler her zaman bende aktiftir. Piller. Olmazsa olmaz. Donanımımız bizim. Bunlar çeşitli piller. Şimdiye kadar kullandığımız. Bunlar nedir? İşte kurşun asit bataryalar, işte şarj edilebilir nikel metal bataryalar, bu işte DeWalt'ta görülen yine işte lityum bataryalar gibi, bu farklı laptop bataryası yine. Ama bizim bu tarz cihazlarda kullandığımız lityum polimer bataryalar. Yani bizim için yüksek performans sağlayan ve nispeten uzun ömürlü piller. Artık biz dronlarda veya İHA'larda lityum polimer batarya kullanıyoruz. Burada pillerin nesi var? Şöyle pillerin bir tanesini üzerine açarsak. Hani baktığımızda hani bu seminerin amacı şu olsun. Yani üzerinde yazan değerler hakkında fikri sahibi olabilmek. Benim bir hedefimdi başlamadan önce. Hocamla da o şekilde konuştuk. Şimdi burada bakın pil üzerinde bazı değerler yazar. Şuna bakarsak. Şu pili aldım. Direkt üzerindeki değerleri değerlendirelim. Bunu buraya aldık. Şöyle biraz döndürdük. Standart bir pil. Bir, burada ne önemli? Pilin akım kapasitesi. Yani bu adam buraya ne yazmış? 2200 miliamper saat yazmış. Bunun anlamı nedir kabaca? Yani sizin ürettiğiniz cihaz veya işte bunu cep telefonundan da örnek verebiliriz. Örneğin cep telefonu bataryanız ne kadar? Diyelim ki bu cep telefonu. Oradan örnek verelim. Bataryanız bu. Sizin cep telefonunuz konuşurken, işte Wi-Fi'ye bağlıyken ortalama diyelim ki 500 miliamper akım çekiyor.
Standby'da falan değişiyor ama şöyle bir kabaca bir örnek verdim hesap olsun diye. 500 mAh akım çekiyorsa bunun anlamı nedir? Sizin toplam kapasiteniz kaç? 2200 mAh. Pilin üzerinden çektiğiniz akım ne kadar? 500 mAh. O zaman hesabımız şu ortaya çıkıyor. 2200 bölü 500 yaptığınız zaman sizin bu pili 4.4 saat kullanma hakkınız var. Anlamına gelir. Bunun tam tersini düşünürsen sen bu pilden 4000 mAh akım çekiyorsan 4400 yapalım. 4400 mAh çekiyorsan saatte o zaman ne olur? Senin bu pilin sana 30 dakika dayanır. Pillerdeki miliamper durumu budur. Yani miliamper sizin su dolu havuzunuz gibi düşünün. İçinde ne kadar su olduğunuzu belirlersiniz. Şurada yazan bakın değer, işte biraz önce de bahsetmiştik hesabını yapmıştık 3S'in. Tekrar geldi bakın 3S değeri. Size neyi verir? Burada biz her bir S başına, yani şöyle düşünün pilleri. Şu birinci pil, şu ikinci pil, şu üçüncü pil. Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi şeklinde ne yaparsınız? Siz bunları seri gibi düşünebilirsiniz. Her bir S'i de dediğimiz gibi değerini alacağız. 3.7 volt alacağız. Burada bir başka değer C değerimiz var. Bu C değeri size bazı ipuçları verecek. Bu pillerle neden patlamalar olur, neden kazalar olur, neden tehlikelidir gibi size bu işin özetini verir. Yani 30C şu anlama geliyor. Bu pilin gücü ne kadar? 2200 mAh. Bu kısa devre kısa devre durumunda veya işte bunu maksimumu zorladığınızda verecek akım diye baktığınız zaman bu 2200'lük değeri bakın ne kadar korkunç bir akım olacak. 2200 değerini 30C ile çarparsanız 66 bin mAh ya da 66 amperlik bir akım elde edersiniz. İşte bu elektronik sigaraların veya cihazların patlama sebebi budur. Evinizdeki Schwab'ın sigortası 40 amper düşünün yani. Yüksek gerilim var gerçi ama bakın 66 amper gibi çok yüksek bir akım veriyor. Bu da cihazların yanmasına, patlamasına sebep oluyor. O yüzden tabii bizim için de bu neden önemli? Şimdi siz cihazla uçuyorsunuz veya işte bu elektrik işte hobi arabaları falan var, RC arabalar. Onunla ani hareketler yapıyorsunuz. Düz gidiyorsunuz, birden arabayı döndürdünüz, geri çevirdiniz vesaire. Ne istiyor motorlar? Çok yüksek daha ekstra bir akım istiyor. Sıradan bataryalar ne yapar? Üzerinde 2200 olsa çok bunu zorlayamazsın. Ama bu piller 30C'ye kadar çıkabildiği için senin şu akımlara kadar çıkmana izin veriyor anlık. Dolayısıyla sen bunlardan tam bir performans almış oluyorsun. Sorun nerede? İleride benim görebileceğim işte bu elektrikli arabalarla vesaire sorun. Şurada başlıyor. Yine birkaç tane bakın örnek aldım. Elektrikli bisiklet şu anda çok kullanılıyor. Bakınız kaçtı ama bakın. Dükkan içinde bir elektrikli bisiklet bataryası patladı bakın. Ve bunlar kimyasal yangınlar olduğu için suyla söndürebileceğiniz yangınlar değil. İşte bunları işte çeşitli köpüklerle veya üzerini boğarak çözeceğiniz bir şey. Bakın bu bir tanesi. Bakın bir başka elektrik skuter. Yine haberlerde biraz sardıracağım. Bakın adamı evinde şarja koymuş. Nispeten işi bilen bir adam. Bakın hemen gitti fişi çekti. Hayvanları uzaklaştırdı. Kendi uzaklaştırıldı. Evin içindeki durum budur. Yani bu patlama anında çok büyük tahribat verir. Tekrar gösteriyorum bunu ki ileride önleminizi alın. Yani bu tarz cihazlarınız vardır. Bende de var. Hani ben özellikle şunu öneririm. Yani bu tarz pilleri şarja koyup evden çıkmayın. Bir gözünüz görebileceği yerde olsun ki ekstra bir şey olduğunda ne yapın? Önlemenizi alabilin. Hocam özür dilerim. Bununla ilgili bir şey sormak istedim de. Şimdi bende elektrikli bisiklet var çünkü. Evet. Biz bunları yani normalde ama normal durumda herhangi bir şeyi sıkıntısı yok. Sadece bunlar herhangi bir yükleme anında ya da işte elektrikle yani şarj etme anında mı bu tür olaylar gerçekleşiyor yoksa? İşte bu piller şişiyor zamanla. Siz bunu fark etmiyorsunuz ama bu pillerde şişme oluyor. Deformasyon başlıyor. Ve dolayısıyla ufacık bir darbede buradan bir sızma meydana geliyor. İşte sizin şarj aletinizde yaşanan herhangi bir sorun, elektriklerin gidip gelmesinde yaşanan farklı gerilimler, işte şarj aletinin herhangi bir sıkıntısı gibi durumlarda bunlar başınıza gelebilir.
Yani normal şartlarda güvenlidir. Çok sıkıntı olmaz ama işte olanları yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Daha çok haberlerde bunları izleyeceksiniz. Yani bu yine gözünüz burada olsun. Yani her ne kadar güvenliği arttırılsa da piller tehlikeli, sonuçları tehlikeli olduğu için gözünüzün önünde olmasında her zaman fayda vardır. Hocam bu drone pillerini nasıl koruyabiliriz bu alanda? Hani hem ömürlerinin kısalmaması adına hem de bu tür tehlikeli şeyler olmaması adına. Evet, bu da işte günümüz için çok güzel bir soru bizim için. Çünkü piller pahalı. Yani şu anda bizim, hocam en yakından sen biliyorsun Asim'e alacağımız pillerin kaç lira olduğunu. Evet, evet. Bayağı uğraştım yani, o yüzden biliyorum. Yani çok, yani normal işte bu tarım dronlarının pilleri 20 bin lira falan civarında bir tane pil. Yine onun da örneği varsa göstereyim diyeceğim ama şurada hemen bir saniye rica edeceğim. Onu nereden göstereyim size? T20 yakın görüntüde şuradan görebiliriz. Bakın şu pil paketi şuradaki. Biraz daha şey dönsün. Pil paketi şu. Şu anki değerleri 26 bin lira falan civarında bir tane pilin. O yüzden pili korumanız önemli. Yüksek güçlü elemanlar, onların uçmasını sağlayan şey de bu. Şimdi pillerdeki temel mantık şu. Biz ne yaptık biraz önce? 3.7 volt esasına göre çalıştık. Bunlarda birinci yapmanız gereken şey, zaten cihazlarınız hazır cihazsa sizi çok çok uyarır. 3.7 volt bizim nominal değerimiz. Biz bu pili şarj ettiğimizde bu pil 4.2 volta şarj olur. Burada başladı uçurmaya. Daha sonra bunu kullandığımız zaman da bizim minimum indireceğimiz gerilim bunu 3.2 volt civarında olmalı. Bu gerilimin altına inerseniz, uçarken sınırları zorlarsanız, pilin hücrelerini ne yaparsınız? Ömrünü bitirirsiniz veya ömrünü daha hızlı tüketmesiniz yapılırsınız. Şarj eder 3.2'ye, indireceğimiz gerilim de 3.2 volt olur. Dolayısıyla ne yapmış olursunuz siz? Pilinizi 100'a indirmezsiniz. Yani içinde yine ne yaparsınız? %10, %20'lik bir kapasite kalmış olur. Zaten hazır cihazlar sizi uyarır. Batarya bitiyor, beni aşağı indir tarzında uyarı yapar. Kullanacağımız zaman durum bu. Akıllı bataryaların otomatik olarak yaptığı, elinizde benim gösterdiğim gibi lityum polimer bataryalar varsa onları da kendi yapacağınız. Mesela şuradan bir tane hemen arkamda bulamadım şimdi. Kusura bakmayın. Normal pillerde kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Yani siz bu normal kullanım. Pili kullanmayacağınız zaman uzun süre ne yaparsınız? Pil gerilimini işte storage volt veya depolama volt dediğimiz biz 3.7 voltta bırakırız. Ne tam şarjlı ne de tam şarjsız. Bu da ortalama %70 civarına gelir. Yani %60-70 arasında pilleri saklarsanız depolama modunda pillerinizin ömrü normal şartlara göre çok daha uzun olur. Piller saklanacaksa burada nispeten biraz daha çok sıcak olmayan bir ortamda, buzdolabına koymuyoruz tabii çok genellikle, yani daha serin bir ortamda 3.7 volt gerilime şarj ederek saklıyoruz kullanmadığımız pilleri. Yeni çıkan dronlarda ne yapıyor? Siz cihazınızı şarj ettiniz. Dikkat edeceğiniz gereken şeylerden bir tanesi bu. Siz uçuş yapacaktınız. Bugün günlerden ne? İşte pazartesi. Pazartesi günü ne yaptınız? Cihazınızı şarj ettiniz. Cihazı şarj ettiğinizde gerilim nereye geldi? 4.2 volta geldi. Siz uçacaktınız. Bir şeyler değişti. Uçamadınız. Siz salı günü uçuş planlıyordunuz. Olmadı. Siz geldiniz pazar gününe. Hemen alıp nasıl ben pili şarj etmiştim uçmadım derseniz, bunlar akıllı batarya olduğu için kendini otomatik olarak deşarj eder. Yani hedefi ne? Kendini korumak. 3.7 volta indirmek. Yani siz bu tarz bekleyip uçtuğunuzda yeniden pilinizi kontrol etmezsiniz. Gittiğinizde elinize uzakta bir araziye gitmişsiniz. Elinizde %60-%65'lik bir batarya kalmış olur. O zaman da tam uçamadan hevesiniz kursağınızda kalarak maalesef dönmek zorunda kalırsınız. Pillerde de bunlardan bahsederiz hocam genel olarak. Şöyle bir şeyimiz var. Bu pilleri saklamak için şöyle bir lityum polimer batarya kutuları var. Hemen bakın size bir tane canlı YouTube'dan bir video göstereyim.
Üçüncüyü mü göstereyim, dördüncüyü mü göstereyim bilemedim ama şuradan açayım bir tanesini yine. Canlı link. Çok uzun. Pilin patlamasını göstereyim ama çok uzun. Bunu açalım. Orada aşırı şarjı falan gösteriyor. Meraklılar onu izleyebilir. Bakın. Her şey normal gözüküyor. Pil şarjda. Herhangi bir problem yok. Bir oyuncak araba. Şarja koymuş adam. Aşırı şarj oluyor. Çünkü sizin şarj aletleriniz akıllı şarj aletleri. Taktığınız zaman bunu aşırı gerilim gelmesini önlüyor normal şartlarda. Ama adam direkt artı eksi vermiş. Aşırı şarj oluyor. Bakın pilin durumuna bakın. Şişti. İşte hocam size bahsettiğim şişme olayı bu. Yani bataryanızın, ömrünüzün azaldığını buradan anlarsınız. Fiziksel deformasyon olur. Şişer. Bakın iyice şişti. Sonra çıkan alev bu. Ve sonra başınıza gelecek şey de bu. Yani umarım tehlikesini anlatabilmişimdir. Çünkü biz herhangi şunu da öneririz. Yani atıyorum herkesin başına gelir. Cihaz düştüğü zaman şuna bakarız. Eğer cihazda yanık bir şey yoksa direkt pili çıkartın deriz. İlk önce yapacağınız şey odur. Bir sürü böyle örnekler var. Bakın lityum bataryanın başka örnekleri falan. Bunları izlerseniz şimdi çok boğmak istemiyorum. Şöyle bakarsak. Yine pil şişecek. Ufacık pil olmasına rağmen. Bakın fiziksel şişmeyi rahat bir şekilde görebilirsiniz. Hatta şöyle tam ekran yapayım bunu. Bakın küçücük pil. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Zaten uçaklara binerken de belli bir şey var. Mesela bu Türk Hava Yolları sayfasına falan girdiğiniz zaman da bu pillerin nasıl taşınacağını, ne kadarlık bir pil taşıyabileceğini size gösterir. Yani 100 watt saatin altındaki piller taşınabilir. Bunlar bagaja verilemez. Yanınıza alırsınız, üst kabine taşırsınız. Bunları sizin için uyarırlar. Hatta daha yani büyük pillerinizi atıyorum elinizde 4S bir pil var. Akım seviyesi 6750 mAh'ın üzerindeyse uçağı alamazsınız. Aynı böyle binerken parfümlerinizi veya işte bu ufak çakılarınızı falan bıraktığınız gibi orada bırakır sonra üzülerek gelirsiniz. Üreticiler şunu yapıyor. Yani 100 watt saatin altında yani çıkan hazır makineler yasayı da bildikleri için bu tarz şu değerin altında piller üretiyorlar. Ama biz mesela işte yine Asim'e aldığımız batarya bunun çok çok üzerinde. Biz onunla herhangi bir uçağa binemeyiz. Şarj ederken benim elimde olan bir cihaz bu. Spesifik bir şarj aleti var. Yani öyle rastgele artı eksi vererek bunları şarj edemezsiniz. Pillerimizden de bahsettik. En sonunda uçuş kontrol kartından bahsederek sunumu tamamlayacağım. Biraz sohbete ve sorulara bırakacağım. Uçuş kontrol kartı bunların beyni. Hani işte F4 F2 Pro uçuş kartı, işte Mate'in bir uçuş kontrol kartı. Farklı işte F1 dediğimiz yani işlemcinin i3, i5'i gibi bir uçuş kontrol kartı. Bir başka markanın Kakuta diye bir şeyi. Benim çok yani böyle yeni başlayan önerdiğim Pixavk'ın bir uçuş kontrol kartı. Bu ne yapıyor? Yani sizin bütün verilerinizi topluyor merkezden. Sizden aldığı verilere göre bilgileri dağıtıyor. Kumandanın bağlantısı burada. Motorların bağlantısı işte ESC ile beraber burada. Daha sonra işte sensörlerin bağlantısı burada, GPS'in bağlantısı burada. Ne yapıyor? Bu bilgileri toparlıyor beyin gibi. Gerekli size uçuş dinamiklerini bununla beraber sağlıyor. Yani şuraya dönersek. İlk açtığımız yere dönersek. Buradaki ekipmanlar ve görevleri bu şekilde ve seçimleri de bu şekilde özetlenebilir. Dediğim gibi çok daha fazla uzatmak istemiyorum konuyu. Biraz da soru cevap yapalım. Bayağı bir saati geçtik çünkü.
Vallahi hocam çok güzeldi. Çok çok yani çok faydalandık için açıkçası. Yani estağfurullah. Yani benim teşekkür ederim. Benim de bilmediğim çok şey varmış. Onları da öğrenmiş oldum. Güzel bir şey o zaman. Hatta hocam ben amacımıza ulaşmışız. Evet, hemen ben hocam bir şey sormak istiyorum. Şimdi bizim aslında Türkiye'de şöyle bir sıkıntımız var. Anladığım kadarıyla herkes rahatlıkla drone uçuramıyor. Hani mesela Avrupa'da insanlar bu anlamda kişisel dronelarını daha rahat uçurabilirken Türkiye'de biraz daha zor herhalde bu durum, değil mi? Evet, Türkiye'de uçmak için şöyle bir şey yol izliyorsunuz. Yani bu hızlı olması için mülki amirlerin biraz izin gücü var. Yani vali, kaymakam gibi izinler alınabilirse nispeten SGM'den biraz daha hızlı oluyor izinler. Mülki amirlerden izin aldığı zaman SGM de buna izin veriyor. Yani mülki amirlerden izin aldığı zaman uçabiliyorsunuz. Eğer SGM'den ticari olarak bir şey yapmak istiyorsanız size diyor ki önce cihazınızı bir sigorta yaptırın. Bu sigorta da tabii şeyi koruyor. Yani sizin üçüncü şahıslara karşı verdiğiniz hasarları yapıyor. Yani sigortada bazen şu yanlış anlaşılıyor. İşte ben cihazımı düşürdüm, sigortası var. Sigorta benim paramı verir mi? Araba kaskos gibi bir şey değil. Bu sigorta siz uçarken benim kafama drone düşürdünüz. Bana verdiğiniz veya benim arabamın üstüne düşürdünüz. Bana verdiğiniz hasarları kapsıyor. Bunu almanız gerekiyor. Arkasından SGM'ye bir uçuş için günlük bir parası var. O parada ne kadar güncellenmiyor. O parayı yatırmanız gerekiyor. Ondan sonra uçuş güzergahlarınızı tam olarak belirlemeniz gerekiyor. İşte ben şurada, şu dakika, şu koordinatta uçacağım diyorsunuz. Ondan sonra SGM'ye başvuru yapıyorsunuz. Tabii bu işler direkt bugün belgeyi verdim, yarın uçtum şeklinde olmuyor. Sürede en az bir haftayı bulabiliyor. Dolayısıyla siz uçuş planlama yapıyorsanız bu tarz bir planlama yapmanız gerekiyor. Bir de Antalya için kritik yerler var. Mesela havaalanı dibinde işte yazılımlar güncellik. Eskiden dronelar şu yapılabiliyordu yani. Kırmızı bölgelerin de kademeleri var. Havaalanı bölgesinde eskiden şartları kabul ederek nispeten uçurabiliyordunuz bazı bölgelerde. Ama şu anda riskli bölgelerde yani kırmızı bölgelerde motorlarınıza güç dahi veremiyorsunuz. Uçamıyorsunuz dolayısıyla. Yani mesela bizim üniversitenin yeri içinde tıpın önünde belki biliyorsunuzdur acil önünde bir helikopter pisti var. Helikopter pisti civarında uçamıyorsunuz. Binalara belli bir seviyede yaklaşamıyorsunuz gibi. Yani bu makineler gerçekten tehlike oluşturabilecek cihazlar. Düştüğü zaman işte basit bir kural var. MGH diye bir kural var. Yani kütle 10G'yi 10 alırsanız bir de uçtuğunuz yükseklik var. Yani birinin kafasına ufak bir çakıl taşı bile atsanız 50 metreden o insanı öldürebilirsiniz ki sizin makineleriniz işte 500 gramlık, 1 kilogramlık cihazlar. O yüzden gerçekten risk arz ediyorlar. Bir de bizim ülkemizin konumu da malum belli yani çok düşmanımız var. İşte bu dronlarla da çok güzel suikastlar yapılabiliyor. Örnekleri çok. Hatta işte yakın zamanda işte petrol istasyonundaki boruları bile havaya uçurdu adamlar. Dolayısıyla devlet de kendini koruma altına almak zorunda. Uçanların en büyük sıkıntısı nedir? Jammer'lar. Eğer bir bölgede jammer varsa sinyalinizi kesebilir, aşağı düşebilir. Şu anda çok konuşulan ILTER denilen cihazlar. Sizin cihazınızı ne yapabilir? Navigasyonunuzu karıştırır. Örnek sizi yani sizin bulunduğunuz noktayı Ankara Esenboğa'ya yönlendirip oraya cihazınızı götürmeye çalışabilir. Dolayısıyla bunlar bizim için dikkat etmemiz gereken unsurlar. İzin almak maalesef hani bizim beklentimiz ne? Biz de uçmayı seviyoruz. Hani izinlerin daha hızlı olması. Hani başvuru yaptım örneğin bir E-Devlet'ten bir formla beraber gerekli sorumluluklar alarak daha hızlı bir şekilde cevap alabilmek bizim beklentimiz bu uçan insanlar olarak. Tabii şimdilik yavaş. Peki bunun hızlı olması benim için yani benim öngörüm ne sağlar? Şimdi uçanların maalesef çoğu izinsiz uçuyor. Yani çoğu kişi hobi olmakta uçsa çok fazla izin söz konusu değil. Sistem biraz daha kolaylaşırsa ne olur? İzin alan sayısı daha çok artar, denetim daha çok artar. Aynı bu devletin vergi politikasında olduğu gibi. Yani vergileri biraz daha. Ondan ya. Efendim? Durum budur Sayın Hocam. O yüzden izin almamız bizim için önemli, biraz da zahmetli maalesef ki. Hatta ben başka soru beklerken gösterebilirsem onu da göstereyim bir sunumda. Onu da yapmıştım birilerine. Başka sorumuz var mı? Onları da değerlendirelim bu arada. Başka soru varsa hocam yazabilirler. Ben de
Evet, sorularınızı alabiliriz. Ya da direkt söz hakkı da alabilirsiniz isterseniz. Direkt hocamıza yönlendirebilirsiniz. Sonra. Evet, direkt. Bakın şurada İHA uçuş başvuruları gibi bir şeyimiz var. Bir şöyle. İzne tabi bölgelerde yani 121 metre altında yapılacak her tür uçuş için 5 iş günü öncesinden, bu genel resmi sayfadan aldığım şey, genel müdürlük tarafından oluşturan resmi internet sayfası üzerinden özel izne tabi kırmızı bölgelerde yapılacak her türlü uçuş için ise, yani bu normal uçuşlar, bölge kırmızıysa 10 gün önceden gerekçesiyle birlikte bir formumuz var. O form doldurularak ne yapılır? İzin istenir. İHA 0 ve 1 için. Cihazınız daha büyükse bu sefer form 19 denilen bir form var. Onu doldurmanız gerekiyor. Uçmadan önce sizin bir hizmet ücreti var. Mesela işte benim, tabii site güncellenmiş olabiliyor ama yani foto, film çekimi, panoramik çekim, maden, doğalgaz hatlarının çekimi vesaire bir izin alıyorsanız 60 liralık bir izni var. Böyle yabancı tescilli hava aracınız varsa, yani yurt dışından bize gelenler için bedel 600 lira. Bu şey için bakın, günlük tek bir hava aracı için. Hocam biliyorsunuz böyle şimdi birazcık bu tür hani düğündür, şeydir, bu tür etkinliklerdir. Buralarda drone uçuruyor. Bunlar için de mi özel yine izin alınması gerekiyor? Evet. Yani izinsiz bu cihazları uçurmak mümkün değil. Hepsinde izin almanız gerekiyor. O zaman birçok insan biraz kaçak yollu uçuyor. Birçok insan dediğimiz yani Türkiye'de iyimser bir rakamla ben %85-90 derim. Yani izin alan sayısı çok çok az yani. Sebebi de işte biraz izini ya insanlar bilmemekten ya da önemsemekten kaynaklı. Ama bu cihazların ciddi bir cezası var. Yani 10 bin lirayla 20 bin lira arasında diyeyim. Tam rakamı net işte değişebilir hata yapmak için. O anlamda bir ciddi ceza ödersiniz. Bir de üçüncü şahıslara ceza, yani düşürüp birini yaralarsanız ekstra adli suça da girmiş olursunuz. Hocam bu zirai drone için zirai ilaçlamalar veya zirai çalışmalara da ehliyeti almak için siz veriyor musunuz bunu? Üniversite ya maalesef işte girişimlerimiz oldu ama şu anda bizim üniversite bünyesinde İHA 2 yok. İHA 0 ve İHA 1 var. Çok istedim olmasını, işte bazı sıkıntılar yaşadık. Daha netleşemedi yani, alamadık onu. Ama ben yakın zamanda isterim. Çünkü bu bölgede çalışanlar için gidip de Ankara'dan veya işte Kapadokya'dan veya İstanbul'dan zaten ehliyet ücretleri pahalı. Bir de üstüne işi gücü bırakıp konaklama falan masrafları girmiş oluyor. Yani bence bu bölgede bir İHA 2 belgesi bizim vizyonumuz açısından çok iyi olabilir. Ama şu anda yok. Mesela bölgede geçen konuştuğumuz o ticari drone'la seralar çok fazla. Seralara gölgelendirme uygulaması yapıyorlar. Şimdi siz seranın üstüne bir insan çıkarıp onu ilaçlamanız veya işte ona böyle sprey yapmanız zarar veriyor seralara. Drone'la bu iş çok kolay. Drone'u çıkartıyorsunuz. Drone'la beraber o gölgelemeyi yapıyorsunuz ve işiniz bitiyor. Antalya'da mesela çok popüler olan işlerden bir tanesi. Belki hocam bu tarım alanında bunlar kullanılacak ya, belki bu anlamda izinlerin alımını da kolaylaştırırlar. Bu alandaki izinlerin alımını da kolaylaştırırlar belki. Yani daha hızlı ve daha şey, çünkü belki insanlar hani bir gün belki ya şey olacak yani, yani havaların durumu belli olmuyor. Ne bileyim, ilaçlama anında başka bir hava durumu bozuk olabilir. Hemen belki ertesi gün tekrar izin almaları gerekiyor. Evet, evet hocam. İşte bu da biraz teknik anlamda. Yani teknoloji hızlı gidiyor, yasalar biraz yavaş geliyor arkasından. Değil mi? Bürokrasimiz biraz ağır. Bürokrasi biraz daha yavaş geliyor. Yani bakın bu ilaçlama uygulamalarının şöyle bir şeyi var. 9 Haziran 2021 tarihli resmi gazete yayınlanıyor bu. Zirai mücadelelerin işte ruhsatlandırılmasına açıklık getirilmiş. Yani cihazınız önce ruhsatı olacak. Sonra bunların uygulamasında bir bakanlık işte ruhsat alacaksınız kısacası. Daha sonra bakın Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen insansız hava aracı sistemlerinde ilişkin mevzuat kapsamında yetkili otoritelerden uçuş şartları ve izni konularında gerekli izinleri alacaksınız. Daha sonra işte bu yapılan işlerin tamamından bu firma sorumlu. Bu yeni çıkan yönetmelik bu. Bakanlık şunu da belirleyecek size. Hangi tarımsal üretim alanlarında, hangi bitkisel ürünlerde, hangi organizmaya karşı bunu kullanacaksınız? Bunları yine bakanlık belirleyecek. Bu yönetmelik de yavaş yavaş arkadan geliyor. Şu anda
benim gözümde tek ya, uygulamalar yapılıyor ama izinlerin biraz daha hızlı, yönetmeliklerin biraz daha hızlı çıkması gerekiyor. Çünkü teknoloji çok hızlı. Evet, kesinlikle hocam. Bir de sonuçta uygulamada yani öyle zannediyorum ki şimdi atıyorum bir hani zirai ilaçlama yapan bir firma kurduğumuzu varsayalım. Aha. Yani ya da bir sera işte Antalya için mesela. X evet. Tarım ya da X tohum firması. Yani öyle zannediyorum ki bizim işte izin almamız için işte abi biz bunun iznini alalım. İşte 2 ay sonra gelecek, 30 gün sonra gelecek falan. Yani zaten uygulamada da böyle bir süre olabileceğinin ihtimali de yok yani aslında. Evet, evet. İzin ticari almaya... olarak işte o firmalar ticari olduğu için biraz daha işte Form 19 denilen bir uygulama var. Yani onların izin almaları bize göre nispeten daha kolay oluyor. Yani şahıslara göre daha kolay oluyor. Veya bölge için hani toplu izin de alabiliyorlar. Yani o tarlaların olduğu yere toplu bir izin de alabiliyor ama illa yine izin alınması gerekiyor yani. Sadece bizden biraz daha hızlı oluyor. Çünkü adamın işi o, ruhsatı o, cihazının ruhsatı o. Nispeten daha hızlı oluyor. Ama izinler herkes için zahmetli. Bir de tabii farklı koşullar var. Yani havada helikopterle yapılan ilaçlamaları siz hatırlıyorsunuzdur. Yani yaşlarınız kaç bilmiyorum ama öyle bir uygulamalar vardı. Neden iptal edildi? İşte bırakılan ilaç belki metrelerce ileri sürüklenip başka canlılara zarar verebiliyor, başkasının tarlasına gidebiliyor gibi farklı sıkıntılar var. Yani bunların sürüklenme etkileri vesaire var. Bunlar mevzuata bağlanacak. İşte dronlarla ilaçlama yapılıyorsa sen traktörle yaptığın ilacı değil de şimdi senin traktörde bir sürü su alma şansın var. Ama bu makinenin kapasitesi 20 litre. Yani ne kadar ilaç, ne kadar su kullanacaksın. Bunlara özel ilaçların tasarlanması nispeten gerekecek. Yani bu sektör yine bir bütün. Yani toplu halde iyileşme hareketi olacak. Yani ilaççılar onu yapacak, drone uçuranlar onu yapacak, gerekli izinler daha hızlı alınabilecek, işte prosedür hızlanacak. Yani bunlar bir teknolojimiz halde, gelişecek. Evet işte toplu halde olduğu zaman bir anlam ifade ediyor. Yoksa tek tek bir kişinin iyileşmesi çok da yani siz şu anda tek bir şeyi iyileştirseniz sonuca maalesef ki varamazsınız. Aynı şu sistem önümde açık olan sunumda onu belli ediyor. Yani tekrar motora uygun kanat, kanada uygun motorla kanadın ikisine uygun ESC, bunlara uygun kontrol kartı, bunlara uygun kumanda. Yani hepsi birbiriyle bağlantılı bir sistem. Benim yine bu noktada soracağım bir soru olacak. Bu pist için yapılacak pist için de yani sonuçta burada drone uçurulsun diye bir ortam, bir alan sağlanmış. Ona göre bir çalışma, bir fizibilite yapılmış. Değil mi? Yani bir takım işte çalışmalar yapılmış. Şimdi oranın kullanım amacı belli sonuç itibariyle. Yani biz mesela ben kalkıp buradan bir pazar günü gideyim orada drone'la uçayım bir iki döneyim geleyim falan dediğim zaman da izin almam zorunda kalacak mıyım acaba? Pist için? Yok. Şöyle o pistin yapılması için izin alınıyor. Pistin etrafı kapalı. Bir tarafının üstü de kapalı. Yani oranın yapılması için genel müdürlükte zaten izin aşaması benim bildiğim kadarıyla çok ciddi uzun sürdü. Orası için izin alındı. Yani evet, o pist oraya tamam uygun. Ve zaten yani kullanıcılar özellikle oranın bitmesini bekliyorlar ki rahat rahat uçabilelim diye. Çünkü orada yani tel yüksekliği benim gördüğüm 3 metre falan civarında. Dediğim gibi üstü kapalı alan da var daha hacimler için. Üstü açık alan da var. Siz o alanda rahat rahat uçabileceksiniz. Zaten bütün insanlar yani bu işi yapan sizin gibiler orayın bitmesini bekliyorlar dört gözle. O zaman derdiniz kalmayacak yani. Evet, hatta isterseniz madem yakınsınız bir gün merkezimize gelin isterseniz. Hem de tanışmış oluruz hem de size şeyi gezdirmiş oluruz. Hem o alanı gezdirmiş oluruz hem biz binamızı gezdirmiş oluruz. Seve seve. Nerede yeriniz acaba? Yani drone sahasının yan tarafı bizim yerimiz aslında. Öyle söyleyeyim. Hani drone sahasını gördünüz mü siz daha önce yoksa? Bu caminin yan tarafındaki alan aynen. Değil. Aynen. Onun da yanındaki o büyük yapı bizim merkezimiz. Öyle mi? Tam evet, evet. Otopark falan var galiba aşağı inen. Aynen, aynen. Aynen. Teknoloji gittiğiniz orada A ve B blok olmak üzere iki girişimiz var. Siz B bloğa gelip teknoloji merkezine geldiğinizi söylerseniz arkadaşlarımız yönlendirir sizi bana zaten. Tamam. Mutlaka geleceğim. Zaten yani dediğim gibi çok gidebileceğiniz bir yer yok. Muhakkak görüşürüz. Evet. Aynen. Muhakkak görüşürüz.
Evet hocam. Sorunuz var mıydı bu arada başka arkadaşlar? Sorunuz varsa hocamıza. Yoksa yavaş yavaş biz de seminerimizi sonlandıracağız. Çok teşekkür ederiz. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hocam sen sunumu yaklaşık 20-25 dakika civarı demiştin. Biz 90 dakikaya çıkmışız. Evet, evet hocam. Ama hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ olun gerçekten. Hem bize vakit ayırdığınız için hem bu değerli bilgiler için. Zaten dediğim gibi bu kaydı ben bizim Asim'in kendi bu arada şeyden mesaj kısmından paylaştım YouTube kanalını. Evet, oradan bir an onu da tıklayarak göstereyim. Buraya kaydımızı yükleyeceğiz. Burada başka şeylerimiz de var bu arada. Başka kayıtlarımız da var. Eğer dikkatinizi çeken konular varsa onları da seyredebilirsiniz. Bizim diğer eski seminerlerimizden de var orada. Dediğim gibi haftaya biz YouTube kanalına bunu yüklemiş oluruz. Sizlere tekrar izlemek isterseniz oradan seyredebilirsiniz ya da paylaşmak isterseniz başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Hocam tekrardan çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Rica ederim. Vaktiniz için. O zaman ben herkese iyi akşamlar diliyorum hocam. Size de tekrardan zaten de. Tekrar merkezde sizinle görüşürüz diye düşünüyorum. Biz zaten sık sık görüşürüz. Aynen. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.